Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu dikdörtgen. Dikdörtgeni biz çok geçmiş yıllardan beri biliyoruz aslında. Şimdi bakalım dikdörtgenle ilgili problemleri çözebilmek için bazı özelliklerini tekrarlayalım. Karşılıklı kenarları paralel ve eş olup tüm iç açıları 90 derece olan dörtgene biz ne diyoruz? Dikdörtgen diyoruz. Yani burada AD ile BC birbirine eşit ve nedir? Şöyle üçlü yapalım bunu. AB uzunluğu da neyle? DC uzunluğuyla birbirine eşittir. Ve nedir? Tüm açıları birbirine eşit ve 90 derecedir. Bu özellikleri zaten uzun yıllardır biliyoruz. Peki köşegen uzunlukları birbirine eşittir ve köşegenler birbirine ortalar diyor. Bu da çok önemli. Bunu sorularımızda da kullanacağız. Şimdi buradan B'den D'ye ne yaptık? Bir köşegen çizdik ve yine A'dan C'ye bir köşegen çizdik. Ne diyor? Birbirine eşittir ve köşegenler birbirine ortalar. Dolayısıyla bu şekilde şöyle dörtlü koyalım bunlara da. Dolayısıyla köşegen uzunlukları birbirini ortalar ve birbirine eşittir dedik. Şimdi dikdörtgenin özellikleri bu şekilde. O zaman hemen sorulara geçelim. Sorumuz şöyle: A, B, C, D dikdörtgeninde verilenlere göre x kaçtır diyor. Şimdi burada neyden yararlanacağız? Burada köşegen uzunluklarının birbirine eşit olmasından yararlanacağız. Yani şurada bir ne oluşmuş oldu? İkizkenar üçgen oluşmuş oldu, değil mi? Bütün köşegen uzunlukları birbirlerine ortaladığı için burada ikizkenar üçgen oluştu. Şimdi burası 130 derece ise ters açılardan dolayı şurası da 130 derece olmaz mı? 130 derece de burası oldu. Şimdi buradaki şu BOC üçgenin tepe açısı 130 ve şuradaki taban açıları kaç? İkisi de x, değil mi? İkizkenar üçgen olduğu için. O zaman ne yapacağım ben? 2x artı 130'un toplamı neye eşittir diyeceğim? 180'e eşittir diyeceğim. Üçgenin iç açılarının toplamı. 130'u karşıya atarım. 2x eşittir. 180'den 130 çıktı. 50 kaldı. O zaman her iki tarafı da x'in katsayısına bölerim. X eşittir ne olmuş oldu? 25 olmuş oldu. 25 ve 25 olmuş oldu. Diğer soruya baktım. Yukarıdaki KLMN dikdörtgeninde KM ve LN köşegen ise, yani şuradaki LN ve KM köşegenmiş. Ve neyi soruyor bize? KO'nun uzunluğunu soruyor. Şuradaki uzunluğu bize soruyor. Şimdi zaten buradaki uzunlukların hepsi birbirine eşit değil mi? Dolayısıyla ben buradaki LO uzunluğu 5x artı 8 verilmiş. OM uzunluğu 4x artı 10 verilmiş. Ne yaparım o zaman? 5x artı 8 ve yine 4x artı 10'a eşittir. O zaman bunlar birbirine eşittir. Buradan x'i bulabilirim. 4x'i karşıya aldım. 5x eksi 4x oldu burası. Peki 8'i de karşıya aldım. 10 eksi 8 oldu. Artı 8 de eksi 8 olarak gitti. 5x'ten 4x çıktı. X kaldı. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Şimdi buradan x'i buldum. X neydi? X'i hemen şuraya yazayım. 4 çarpı 2 artı 10. Yani 4 kere 2 8. 8, 10 daha 18. Dolayısıyla buradaki OM uzunluğu 18'miş. Buradaki uzunluk 18 ise o zaman nedir? Hepsi birbirine eşit olduğu için KM uzunluğu da 18 santimetredir diyebilirim. Hemen diğer bir soruya geçtik. Yukarıdaki PRST dikdörtgeninde PS ve RT köşegenlermiş yine. Dolayısıyla bize neyi soruyor? X'i soruyor burada. Şimdi bu bir dikdörtgense ve bunlar köşegense, dikdörtgenin bir açısı kaç derecedir? 90 derecedir. Diktir, değil mi? O zaman ben buradaki iç açıları toplayarak 180'e eşitlersem oradan x'i bulabilirim. Yani 2x artı 12 artı 42 artı 90 neye eşittir? 180 dereceye eşittir. Burada 2x kalsın. Bakalım burada 12, 42 daha 54. 54 artı 90 kaçtır? 144'tür. O da eşittir 180. Sonra ben bu 144'ü karşıya eksi 144 olarak geçiririm. 2x eksi 144 buradan çıkarırım. 6 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 36. Peki her iki tarafı da 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Bunlar sadeleşti. X eşittir 36 bölü 2'den kaç çıkmış oldu? 18 çıkmış oldu. Buraya baktım. Yukarıdaki A, B, C, D dikdörtgeninde verilenlere göre x kaç derecedir demiş. Şimdi burada da şundan yararlanabiliriz. Bu dikdörtgen olduğu için
Şu uzunluklar paralel değil mi? Şuradakiler paralel. O zaman iki paralel bir kesenden yararlanabilirim burada. Yani burası 55 derece ise şurada iç ters açılardan şurasının da 55 derece olduğunu bulurum. Şöyle. Hani Z açısı diyebiliriz burada. Z oluşturuyordu ya. İki paralel bir kesen. Daha sonra ne yaparım? Bakın şurada ABE üçgeni oluştu. AEB üçgeninin iç açıları nedir? 55 artı 65 artı x'tir. O da neye eşittir? 180'e eşittir. 55 ile 65'i burada toplayalım. 120 artı x eşittir 180. Sonra ne yapalım? 120'yi karşıya eksi 120 olarak atalım. X eşittir 60 diyelim. Yani 180'den 120'yi çıkardım. 60. Dolayısıyla x'i de ne olarak buldum? 60 derece olarak bulmuş oldum. Bu dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.